Arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgüren. Yine bir video derste beraberiz. Şimdi bu dersimizde 3D Max'ten Adobe After Effects'e bir hazırlanmış olan sahnenin importunu nasıl yapacağını öğreneceğiz. Normaldeki ders sıralamamızda bu yoktu. Bu ekstra girdi. Önemli bir konu olduğunu düşündüm. Araya bonus bir ders olarak ekledik. Şimdi arkadaşlar, aslında çok merak edilen bir konu bu. 3D Max'te hazırlanan bir sahnenin, animasyon değil yalnız, tek kare olan bir sahnenin After Effects'e nasıl aktarılacağı ve aktarıldıktan sonra etrafını nasıl kamera döndürüleceği mevzusu, bir nevi animasyon işinin After Effects'e tamamlanması gibi bir konu oluyor bu. Basit anlamda, ya yani animasyon kısmı veya post production kısmını After Effects'e bitirmek, bitirme işleminin nasıl olduğunu soran arkadaşlarımız oldu. Şimdi bu dersimizde bu konuya değineceğiz. 3D Max, Photoshop'un 3D özelliğini kullanacağız ve en son After Effects'e sahnemizi atarak orada çok basit işlemlerle size anlatmaya çalışacağım. Karmaşık bir konu değil, gözünüzü o kadar büyütmeyin. Temel olarak After Effects kullanmayı bilmeniz yeterli, Photoshop kullanmayı bilmeniz yeterli ve her şeyden önce 3D Max'i zaten bilmeniz gerekiyor. İleri düzey bir derstir arkadaşlar. Basit dememdeki maksat, artık bu uzun sürelerde program kullanan arkadaşlar için de, yeni başlayan arkadaşlar için bu ders pek bir anlam ifade etmiyor. Karışık da gelebilir. Şimdi sahnemize bir tane box oluşturalım. Bu box'ımızı After Effects'e göndereceğiz. Ve After Effects'e bu box'ımızın etrafında aynı bu şekilde gördüğünüz gibi kamerayı döndüreceğiz. Yalnız bu kamera döndürme işleminin aynısını beklemeyin. After Effects o konuda, yani sonuçta 3D işi yapan bir program değil. 3D yapma özelliği var, yeteneği var ama bir 3D Max kadar etkili bir özelliği yok. Şimdi arkadaşlar, box'ımızı oluşturduk. Her şey tamam. Hatta bunu şimdi sadece box olarak göndermeyelim. Poly yapalım. Bunu bir kutuya çevirelim. İçine bir şey konulabilecek bir kutuya çevirelim. Evet, aşağı doğru da ekstrüdümüzü de yapalım. Evet. Bu böyle bizim kutumuz olsun arkadaşlar. Şimdi bu işlemlerimizi yaptıktan sonra export diyoruz arkadaşlar. Export kısmından burada seçeceğimiz format 3DS arkadaşlar. Photoshop 3DS formatını açabiliyor. 3 boyutlu olarak da açabiliyor. Şimdi bunu sahnemize aktaracağız. İsmini kutu diyoruz, save diyoruz, okey dedik, bitti. Şimdi Photoshop'a, pardon, Photoshop'a geçiyoruz arkadaşlar. Sahnemize 3D formatında attığımız dosyamızı atıyoruz. Şu an açıyor. Evet, gördüğünüz gibi açtı arkadaşlar. Bu yakınlaşma şeyinde kalmış. Orbit'e geçiyoruz. Gördüğünüz gibi Photoshop kutumuzu 3D Max'teki gibi açtı. Ha, tabii aynı kaliteye sahip değil. Ama burada bizim işimizi görecek özelliklere sahip. Aynı bu şekilde arkadaşlar, buradan farklı kaydet diyoruz ve PSD olarak kaydediyoruz arkadaşlar. Yapacağımız başka hiçbir şey yok. Sonra After Effects'e geliyoruz. Import File, kutu.
Şimdi arkadaşlar burada önemli bir seçenek var. Footage seçerseniz 3D özelliklerini kullanamazsınız. Hani sahne sadece sahne import eder yine. Ama sahne 2D'lik alanda sanki bir resimmiş gibi perspektif olarak 2 boyutlu olarak döner. Biz burada kompozisyon seçiyoruz arkadaşlar. Add table layer stil kalıyor. Stillerle oynayacağız çünkü. Aynı bu şekilde buraya getirdi. Şimdi layer'ı buraya atıyoruz arkadaşlar. Gördünüz. Sonrasında bir tane kameramızı oluşturuyoruz. Sonrasında bir tane null layer oluşturacağız arkadaşlar. Null object. İkisinin arasında kalacak. Şimdi arkadaşlar burada kameramız kutuya bağlı kalacak. Tabii ki nulla 3 boyutlu seçili olması gerekiyor. Zaten burada orbiti seçtiğimiz zaman arkadaşlar tabii aktif kamerada kalmış. Biz bunu kamera 1'e getiriyoruz. Buradan arkadaşlar kamera 1 diyoruz. Evet. Tamam. Seçimlerimizi yaptık arkadaşlar. Orbit seçili. Gördüğünüz gibi sahnemizde kutumuzu istediğimiz gibi kameramızdan hareket ettirebiliyoruz. Bu kısımdan bunu Finite'ı da seçebiliriz arkadaşlar. Önemli olan burada, pardon, bunu objede bu 3 boyutlu kutunun seçili olması. Basarsanız gider. Zaten resmin altına geliyorsunuz. Bunu da açıyorsunuz arka. Pardon, bunu değil. Burada açıyorsunuz. Sonrasında bu şekilde bir bağlama gerçekleştirdik. Buradan ok'a tıklayıp arkadaşlar null layer'ına geliyoruz. Pardon, çok gittik. Şimdi kameramızdan birazcık önünde oynamalar yapalım. Evet. Tamamdır. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar objemizi 3 boyutlu olarak hareket ettirebiliyoruz. Bakalım başka. Nolumuzu daha iyi ayarladık. Z yönünden de bir ayar çekelim. Evet. İşlem bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Daha temel olarak bahsettim. Daha detaylı şekilde null kamera ilişkisini kurarak daha detaylı kullanımları sağlayabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Objemiz bu şekilde. After Effects'e 3D Max'ten Photoshop yardımıyla import edilmiş oluyor. Ve istediğiniz gibi etrafında da kameranızı gezdirebiliyorsunuz. Dediğim gibi temel olarak bahsettim. Geliştirmek size kalıyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.